Herkese merhabalar. Sayı kümeleri konumuzla beraberiz. 9. sınıfta öğreneceğimiz sayı kümeleri konusunun içerisinde sizinle beraber doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel ve irrasyonel sayıları yani reel sayıları, toplam ve çarpma işleminin özelliklerine bakacağız. Peki biz bununla alakalı temelleri nerede atmıştık? 5, 6, 7, 8 bütün sınıflarda atmıştık. Bütün sınıflarda mesela doğal sayıları 5. sınıfta, tam sayıları 6. sınıfta, rasyonel sayıları 7. sınıfta, irrasyonel sayıları 8. sınıfta öğrenmiştik. İşte bu temellerin üzerine biz sayı kümelerini tekrar 9. sınıfta bir genel bir bakış atacağız ve burada mesela reel sayılar, tam sayılar, doğal sayılar, işte bunların da gösterimleri bunlar. Peki hemen planlı ve programlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımızdan ödevini vermek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Buradan sayı kümeleriyle alakalı burada hemen gördüğün gibi 6, 7, 8 tekrarı sayfa 20'den başlıyoruz. Sayfa 23'e kadar gidiyoruz. İki tane testimiz var. Bu iki tane testi yaparsan süper bir şekilde temelin sağlam bir şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. O zaman sayı kümeleriyle başlayalım. Bir kere N dediğimiz şey İngilizce'deki hangi harften geliyor Tonguç Eren Bey'im? En. Natural, natural numbers dedikleri şey. Yani aslında N dediğimiz şeyin doğal sayılar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaten N'yi görünce hemen doğal sayılar aklına gelecek. Sana hemen açılımını vereceğim. Hiç merak etme, doğal sayıların nasıl olduğunu falan filan vereceğim sana. Z dediğimiz şey nedir Tonguç Eren Bey'im? Z dediğimiz şey de tam sayılardır. Tam sayıları da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Zaten İngilizce sınav, hocam Z. Bak üniversite sınavlarında, okul sınavlarında herhangi bir şey yazdığı zaman adam şöyle bir şey veriyor sana bak. X elemanıdır N diyor. Sen bu ne demek? Kümelerdeki mantığı biliyorsun ya. Bu elemanıdır. Neyin elemanıymış bu? Doğal sayıların doğal elemanıymış. Sayıların. Peki adam şöyle bir şey dese. Mesela A elemanıdır Z dese. Ne dersin Tonguç Eren Bey o zaman? Tam sayıların elemanı. Süper zekisin. A bir tam sayıymış dersin. Peki Tonguç Eren Bey'im şu zımbırtı Q dediğimiz şey nedir? Bu da rasyonel sayılardır. Yani senin şu üç tane gerçekten mahşerin üç atlası dediğimiz gerçekten çok önemli olan üç tane kümeyi çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Rasyonel sayılar dediğimiz şey nedir Tonguç Eren Bey sence? Rasyonel yani mantıklı, akıllı. Harika, çok zekisin gerçekten. Mesela P diyelim elemanıdır Q diyelim. Bu ne demek aslında? P rasyonel bir sayı. Mükemmel zekisin. Bir de şöyle bir şey var. Bak Q'nun üzerine bir tane çentik atmış. Bu da demek de rasyonel sayının dışındakiler demekti. Hatırlıyorsan kümelerden. Dolayısıyla bu irrasyonel sayılar demek aslında. Dolayısıyla irrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar aslında birbirlerinin tam tersi i̇rite olduğu. İrite sayılar. Aynen tabii ki irite ediyor bizi. Bunlar gerçekten çok kıllı sayılar. Zaten göreceksin. İğrenç bir sayılar. De, hayır o kadar abartma Tonguç. Bir de Tonguç'um R harfi var ama yanında böyle bir tane çizgi var. Bu çizgili R harfi de havalı olsun diye yapıyorlar. Hatta bazen şöyle gösteriyorlar. Hatta şöyle bazen şöyle yapabiliyorlar. Hani bazen böyle de gösteriyorlar. Ama sonuçta bu ikisinin manası gerçek sayılar. Yani bizim bildiğimiz reel sayılar demek aslında bu. Reel ne demekti Tonguç Eren Bey'im? Gerçel. Gerçek. Süper. Gerçek veya gerçel de diyebiliyoruz. Bazen gerçel diyoruz. Çok zekisin gerçekten de. O zaman reçelle benziyor hocam gerçelle. Bunları da kümeler düzleminde gösterirsek şöyle bir karşımda çocuk. Koskocaman bir küme var. Nedir bu? Aslında bizim gerçek sayılar kümesi dediğimiz şey. Bunun içinde bazı iki küme var. Bunlardan birincisi Q, ikincisi de Q'nun üstünde çentik. Bunu bazen I diye de gösteriyorlar. Yani irrasyonel sayılar. O zaman iki tane küme aslında büyük bir gerçek sayılar kümesi oluşturuyor. O zaman gerçek sayıların içinde kaç tane küme varmış? İki. Rasyonel ve irrasyonel sayılar. Ardından Tonguç Eren Bey'im. Rasyonel sayıların içinde ne varmış? Z yani tam sayılar varmış. Onun içine de N yani doğal sayılar varmış. O zaman en küçük kümemiz aslında burada doğal sayılar kümesi. En büyük kümemiz ise gerçek sayılar kümesi. Hatta şöyle yapabiliriz. Bu arkadaş bunu kapsar. Neyi kapsar? Q'yu kapsar. Q Z'yi, Z'de N'yi kapsar şeklinde böyle havalı kümeler gösterimi de yapabiliriz. Geldik Tonguç'um. 0, 1, 2, 3, 4 nokta 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 sonsuza kadar gidiyor. Kümesine biz ne kümesi diyoruz biliyor musun evladım? Tavuk kümesi. Hayır saçmalama, doğal sayılar kümesi diyoruz. İşte bu doğal sayılar kümesi dediğimiz küme aslında sıfırla başlıyor ve 1, 2, 3, 4 diye sonsuza kadar devam ediyor. Ve N harfiyle gösteriliyor. O zaman ben N eşittir şöyle süslü parantezimi açıyorum. 0, 1, 2, 3 nokta 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 şeklinde gösteriyorum. İşte bu doğal sayılar kümesi oluyor diyoruz. Bu nasıl bir küme? Sonlu mu sonsuz mu küme? Sonsuz. Süper zekisin. Geldik bu zımbırtıya. Bak 0, 1, 2, 3, 4 var ama
sola doğru da eksi bir, eksi iki, eksi üç bilmem ne var. O zaman bu kümeye ne diyoruz sonuç olarak benim? Biz tam sayılar kümesi diyoruz. Tam sayılar kümesi diyoruz. Ve Z harfiyle gösteriyoruz. O zaman senin için hemen yazıyorum. Tam sayılar kümesini. Z eşittir. Şöyle süslü parantezimi açtım. Nokta 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 virgül. Eksi 2 virgül. Eksi 1 virgül. 0 virgül. 1 virgül. 2 virgül. 3 virgül. 4 virgül. 5. Ya uzatmayayım artık. Nokta nokta koyarım ve bitiririm Tonguç Erhan Bey. O zaman Z'de N'den farklı olarak ne var Tonguç Erhan Bey? Buradan görebiliyor musun? Z'de N'den farklı olarak ne olabilir? Eksi sayılar. Süper zekisin gerçekten de olan süper. Beynin var diyorum, tebrik ediyorum. Niye? Biraz tereddüt ettim hocam. Evet. Beyin evet. Hafiften dilim kaydı. Evet, tebrik ediyorum. Pozitif tam sayılar kümesinde de Tonguç Erhan Bey'im, Z harfini gösterdikten sonra üzerine artı koyuyoruz. O zaman Z'nin artılı olanı pozitif tam sayılar diyoruz Tonguç Erhan Bey'im. Dolayısıyla pozitif tam sayılarda o zaman ne diyoruz? Bak 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider, uzatmayalım, parantezi kapatırım, biter. Bir de negatif tam sayılar var. O da üzerine eksi işareti koyuyor. Ama yine aynı Z'yi kullanmam gerekiyor. Çünkü tam sayılar deyince aklıma Z harfi gelmeli. Eksi koyduğum zaman da eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta 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 şeklinde ilerliyor ve aşağı doğru gidiyor diyebiliriz bunları da. Arkaya doğru ilerleyelim. O zaman Z kümesi dediğimiz koskocaman bir tam sayılar kümesi var ve bunun içinde hem pozitifler var hem negatifler var diyebiliriz. O zaman Z artıyla Z eksi, bir de Tonguç evladım benim, bir de şurada bir tane sıfır var ya, hani şurada bir sıfır var ya, onu da eklememiz gerekiyor. Onu da süslü parantezin içinde ekliyorum çünkü sıfır elemanında eklenmesi gerekiyor şeklinde bazen gösterimler yapıyoruz. Bunlar da kafanı karıştırmasın. Aslında tam sayıları göstermek için kullanılan yöntemler. Şimdi doğru mu yanlış mı? Senle beraber bir... Yanlış. Ha, ne yanlış? Dangoz evladım daha şey. Ben yanlışı seviyorum. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Doğru mu Tonguç evladım benim? Doğru. Süper zekisi. Mesela sıfır bir tam sayı mı? Evet. Bir tam sayı mı? Evet. İki tam sayı mı? Evet. Üç tam sayı mı? Evet. Yedi tam sayı mı? Evet. 1.667.403.32 tam sayı mı? Değil. Niye değil dangoz? O da bir tam sayı. Dolayısıyla bu doğruyu ifade ediyoruz. En küçük negatif tam sayı eksi biri. Doğru mu Tonguç evladım benim? Evet. Hayır. Evet. Hayır değil. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir olması gerekiyor. Çünkü negatif tam sayıları hesaplarsak, negatif tam sayılar nelerdir Allah aşkına? Eksi 1, eksi 2, eksi 3 sonsuza kadar gider böyle, ama eksi sonsuza kadar gider. Dolayısıyla ben bu tam sayılar arasında en küçük eksi sonsuzdur ya. Eksi, en küçük negatif tam sayı söylüyorum ama deseydi ki bana bunu böyle çiz değil de en büyük negatif tam sayı deseydi, o zaman doğru olurdu. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Eksi 1. Eksi 1 sanki küçük gibi geliyor ama eksi 1 aslında sayı doğrusunda negatif tam sayılar içinde en sağda olanıdır. Sayı doğrusu artı 90, artı sonsuz gibi. Harika, süper zekisin. Yani şöyle diyeceğim, sayı doğrusunda ne kadar sağdaysa o kadar büyüktür. O zaman bu bunlardan hepsinden daha büyüktür. O zaman bu ifade, kusura bakma, yanlış arkadaşım diyoruz. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ile. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ile. İki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı. 89 demiş. Tonguç'um, bir kere iki basamaklı en büyük doğal sayı dediğimiz şey aslında, iki basamaklı en büyük doğal sayı dediğimiz şey aslında 99'dur diyebiliriz. Ha, şimdi bir de şuna bakalım. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı dediğimiz şey ise Tonguç evladım benim, eksi 10'dur diyebiliriz. Çok dikkat et. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 99 değildir. Eksi 99 çünkü çok küçüktür. Eksi 10 daha büyüktür. Dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu ikisini topladığımız zaman, eksi 10'u topladığımız zaman bunu 89 eder. Gerçekten doğru bir ifade olmuş diyoruz. Sıfır pozitif bir tam sayıdır. Doğru mu Tonguç? Doğru. Hayır, patlatma. Bu yanlış. Çünkü sıfır ne pozitiftir ne negatiftir, bunu bilmemiz gerekiyor. Geldik hemen birazcık alıştırmaya devam edelim. Burada önemli bir şey anlatıyoruz. Şimdi artık alıştırma değil, özür dilerim. Artık rasyonel sayıda göstereyim. A ve B elemanıdır tam sayılar. Ama B hiçbir zaman sıfır olmamak şartıyla A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz Tonguç evladım benim rasyonel sayılar, hani akıllıcı sayılar diyoruz. Ve bunları Q harfiyle gösteriyoruz. Ve Q dediğimiz şey işte bilmem ne, eksi 1 bölü 2 olur, 0 olabilir, 1 bölü 2 olur, 1 olur. Çünkü aslında 1 yazdığımız zaman altında ne vardır? Görünmez bir... 1 vardır. Süper. Mesela 7 bir rasyonel sayı mı Tonguç evladım benim? Hayır. Niye? Çünkü altında bir şey yok. Ama aslında görünmez bir... Bir vardır. O zaman bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Bravo diyorum sana gerçekten. O zaman her tam sayı bir rasyonel sayıdır, bunu unutmayacağız. A ve B şeklinde yazılamayan sayılara ise Tonguç evladım benim, biz irrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayıları da
Q üstü veya Tonguç evladım benim ı harfiyle de gösterebiliyoruz. Unutma Tonguç'um. Q üstü demek Q olmayan, yani rasyonel olmayan sayı demek. Mesela bazı irrasyonel sayılar örnekleri vermek istiyorum sana. Ne bileyim, mesela kök 2 bir irrasyoneldir. Pi irrasyonel sayıdır. Kök 5 irrasyonel sayıdır. İleride göreceksin E harfi irrasyonel sayıdır gibi gibi. Böyle bazı özel harfler var pi gibi. Onları da göreceksin ileride. Dolayısıyla bunların hepsi irrasyonel sayılardır diyoruz. Geldik rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşan kümeye biz reel, yani gerçek sayılar kümesi diyoruz. Gerçek sayılar kümesi diyoruz. Peki bunu neyle gösteriyoruz? R harfi, ama yanında böyle bir çizgi var. Bunu da unutmayalım Tonguç Hanım. Ama sadece R harfiyle de gösterebiliriz. Hani bazı arkadaşlarımız böyle de göstermeye alışkın. Onu da unutmayalım. O zaman rasyonelle irrasyonelin birleştiği yer aslında reel sayılardır. Ama rasyonel ve irrasyonelin kesiştiği yer diye bir şey yoktur Tonguç evladım benim. Bu bir boş kümedir diyoruz. Çünkü hiçbir zaman hem rasyonel hem irrasyonel sayı olabilir mi aynı anda? Olabilir. Olamaz, dangoz musun? Ne alakası var? Bir de şunu unutmayalım. En küçük küme aslında burada N kümesidir. Bunu kapsayan Z kümesi vardır. Bunu kapsayan Q kümesi vardır. En büyük küme ise R kümesidir. Bunu unutmayalım Tonguç evladım benim. Dolayısıyla sen eğer bir küme çizersen, aynı demin daha önceki resimimizde vardı. R kümesi. Aslında bunu ortadan ikiye bölüyorsun Tonguç'um. Bu kısmı rasyonel kısmı, bu kısmı irrasyonel kısmı. Bunun içinde Tonguç evladım benim. Bunun içinde Z kümesi var. Bunun içinde de en içte de şöyle bir N kümesi var diyoruz. Bunları da unutmayalım diyoruz ve süper bir şekilde konuyu anlamış olduk. Geldik, birkaç tane alıştırma yapalım, artık konuyu da bitirelim. Hiç merak etme Tonguç'um. 5 bölü 3 A, 7 bölü 4 olacak şey. Bir A değeri bulalım. Nasıl bulabiliriz ki? Bulamayız. Yani ben bunları da o zaman ne yapacağız biliyor musun? Payda eşitleme. Rasyonel sayılardaki en önemli taktikti. Bak ben bunu 4 ile genişletirsem. Bunu 3 ile genişletirsem. 5 kere 4 kaç çıkar? 20 bölü 4 kere 3 12 çıkar. Bunu 3 ile genişletirsem 21 bölü 12 çıkar. 20 bölü 12 ile 21 bölü 12 arasında hangi sayı vardır? Yoktur. Bulamam. Nereden bileyim? O yüzden birazcık daha kasmam gerekiyor. Orada ne yapacağım Tonguç evladım benim? Birazcık daha büyük sayılarla genişleteyim. Mesela kaçta genişleteyim? 24'te eşitleyeyim mesela bunları. Mesela diyelim ki şunu 8 ile genişletiyorum. Bunu da 6 ile genişletiyorum. Bak 8 kere 5 40 bölü 8 kere 3 24. 6 kere 7 42 bölü 6 kere 4 24. Bak A sayısı artık bu iki sayı, bak rasyonel sayılarda payda genişletince hiçbir şey değişmiyor. Sayı aynen kalıyor. Yani bunun yerine bunu yazdım. Bunun yerine bunu yazdım. A'yı yine araya yazdım. Şimdi söyler misin bana A kaç olabilir Tonguç'um? Bakar mısın bak. 40 bölü 24'te. 42 bölü 24 arasında. 41 bölü 24. Oha, gerçekten. Maşallah var ha. Gerçekten inanılmaz beynin gelişti bu dersler sayesinde. Bravo diyorum sana. Çalışıyorum. Geldik. A eşittir B bölü B eksi 2 ifadesi ise demiş. B'nin hangi değeri için A değeri hesaplanamaz demiş. Bu da acayip önemli bir soru. Aslında çok zor gibi gözüküyor Tonguç'um. Ama bir saliselik işlemi var. Bir salise. Salise mi? Kalem bile kıpırdatmayacağım. Sadece cevabı yazacağım. Bitti. Sebebi ne? Niye? Çünkü ne demiştik? Bir rasyonel sayı olabilmesi için paydanın hiçbir zaman sıfır olmaması gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman payda, bak şu kural çok önemli. Payda sıfır olamaz Tonguç evladım benim. Payda sıfır olamayacağı için B-2 eşittir sıfır olursa B kaç olması gerekiyor? 2 değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. B 2 olursa aslında sonuç bulunamaz diyoruz. Yani B'nin 2 değeri için, ben 2-2 burası 0 olduğu zaman A'nın değerini hesaplayamam. Cevabımız 2. Bu kadar basit bir cevabı var diyoruz. Şimdi geldik birazcık daha farklı bir gösterim mantığına. O da şu Tonguç'um. Kök 2 sayısının sayı doğrusundaki yerini gösterelim demiş. Bunu nasıl gösterebilir sence? Aklına bir şey geliyor mu Tonguç Erdoğan Bey? Aklıma hiçbir şey gelmiyor hocam. Aklına bir şey gelmiyorsa o zaman ben sana göstereyim. Pas. Şimdi Tonguç'um bak şöyle düşünelim. Bir tane kare çiziyorum ve bu karenin bir kenarını sayı doğrusuna yatırıyorum. Bu kenarının uzunluğunu söyleyebilir misin bana Tonguç evladım benim? Hayır. Niye söylemiyorsun? Bir. Süper zekisin. İşte bu kadar. Bu kenarın uzunluğu bir. Çünkü sıfırla bir arası, değil mi? Bu bir kare ise Tonguç evladım benim. O zaman burası da bir. O zaman burası da bir. O zaman burası da bir, değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Şimdi ben diyorum ki kök 2 sayısını hesaplayacağım ya. Ya kök 2 nedir acaba? Şöyle diyorum bak. Şuradan bir çizgi çizsem. Bu çizdiğim çizgide şöyle bir dik üçgen var mı Tonguç? Var hocam. Bak şurada şöyle bir dik üçgen var.
Bu dik üçgende burası 1'di, burası 1'di. O zaman hemen şu dik üçgeni alıyorum buraya. Burası 1, burası 1. Burasını hesaplamaya çalışıyorum. Neydi Pisagor? 1'in karesi artı 1'in karesi eşittir soru işaretinin karesiydi. 1'in karesi 1, 1'in karesi 1. 2'ye eşittir soru işaretinin karesi diyorum. Soru işaretinin zaman kök 2'dir değil mi Tonguç Hocam? Evet. O zaman şurası kök 2'ymiş. İşte kök 2 uzunluğunu buldum bile. Bak şurası kök 2 uzunluğudur. Şimdi Tonguç sanki şöyle bir şey gibi düşün bunu. Hani bir daire gibi düşün. Sanki şöyle bir daire bunun etrafında böyle dolaşıyor. Bu böyle dolaşırsa Tonguç Hocam bak aslında için pergel gibi çizim görüyor musun bak. Bu uzunlukta kök 2 uzunluğunda burası kök 2, 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 burası kök 2. Burası kök 2 değil mi Tonguç Hocam bak. Ben bu çubuğu böyle yatır bak şuradan itibaren şu çubuğu şöyle hatta şöyle yapalım. Bu çubuğu ben böyle yatırdığım zaman şu ucu buraya gelmiyor mu öyle adam? Evet hocam. Süper. O işte burası kök 2 uzunluğunun geometrik gösterimi oluyor Tonguç Evren Bey. Dolayısıyla ben kök 2'nin 1 ile 2 arasında bir yerde olduğunu ve hatta 1'e daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Hatta şu çünkü 1,5 burası da bir yerdedir. 1'e daha yakın olduğunu söyleyebilirim. İşte geometrik gösteriminde bu şekilde hesaplayabiliyoruz Tonguç Evren Bey. Bir de Tonguç en son sana artık işlem özelliklerini göstereceğim ve bu dersimizi bitiriyorum. Toplama işleminin özellikleri aşırı basit. Kapalılık özelliği, değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisel eleman, ters eleman. Zaten etkisel eleman biliyorsun. Mesela bir sayıyla sıfır toplasam ne der Tonguç Hocam mı? Sıfır. Hayır kendisi der sayını. Kendisi de. Sayını mesela 10 ile 0 toplasam o ne der? Sıfırla 10'u toplasam da o ne der? Dolayısıyla bu kadar basit. Bir de Tonguç'un değişme özelliği var. Mesela ha 5 ile 10'u toplamışım, ha 10 ile 5'i toplamışım. O zaman ha A ile B'yi toplamışım, ha B ile A'yı toplamışım. Aynı şeydir toplama işleminde. Bunlar çok basit özellikler. Bir de Tonguç Evren'in birleşme özelliği var ki o da çok basit. A ile B'yi topluyorum. Bir de C'yi topluyorum. Veya Tonguç'um A ile B artı C'yi topluyorum. Yani bir bunları birleştiriyorum. A ile B'yi birleştiriyorum. Bir de bu ile C'yi birleştiriyorum. Ama sonuçta bunun sonucu yine aynı şey çıkıyor. Mesela deneyelim. 2, 3, 5 diyelim. 2, 3, 5 diyelim. Bak burası 5. 5 artı 5 10. Burası 8. 8 artı 2 10. Aynı şeyi sonucu veriyor. Değişme özelliği de 2 artı 5, 5 artı 2 aynı şey. Ya bunlar basitler. Sadece hatırlatmak için önemli. Bunlar çünkü müfredatımızda olan temel sorularda, teorik sorularda özellikle karşımıza gelebilen şeyler karıştırmayalım diye hatırlamamız gerekiyor. A artı B'nin toplamı Tonguç Evren Bey'im. Eğer A, B, C reel sayılarda ise yine reel sayılarda çıkması gerekiyor A artı B'nin toplamı. Yani topladığın elemanlar da aynı kümenin içine çıkar. Mesela ben 2 ile 3'ü toplarsam ne çıkacak? 5 çıkacak. 5 de bir reel sayı. Dolayısıyla aynı kümenin içine bu da kapalılık özelliği diyoruz. Bir de Tonguç'um çok basit bir özellik var. Ters eleman. Mesela 5'in tersi nedir toplama işlemine göre tersi? 8. Hayır dangozlar bir eksi 5'tir. Hı. Toplama işlemine göre tersi eksi işaretlisidir. Ben bunları topladığım zaman ne çıkar Tonguç Allah aşkına? 5 artı eksi 5. 0. Süper zekisin. İşte 0 yani etkisiz eleman. Hatta buna bazen de biz bilim eleman diyoruz. Fizik eleman. Aynen. Yani mesela eksi 7'nin tersi nedir Tonguç Evren Bey? Artı 7. Süper zekisin. Topladığın zaman ne çıkar? Artı 0. Artı 0 olmaz. Dangozlaşma 0 pozitif veya negatif değildir. Geldik bir de çarpma işleminin özelliklerine bakalım. Yine aynı şekilde iki sayıyı çarptığın zaman yine aynı kümenin içine çıkar. Mesela 2 ile 3'ü çarptığın zaman yine 6 çıkar. Yani yine aynı reel sayının içine çıkar. Değişme özelliği vardır. A çarpı B ile B çarpı A aynı şeydir. Birleşme özelliği vardır. A çarpı B çarpı C ile A çarpı B çarpı C de aynı şeydir. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten kendini hesaplayabilirsin. Etkisiz elemanda A çarpı 1 ile 1 çarpı A aynı sonucu verir. A'yı verir diyoruz. Ters elemanda Tonguç Evren Bey'im. Hemen söyle bakayım. 5'in çarpma işlemine göre tersi nedir? Bu çok önemli. Üniversite sınavında çok çıkmış sorulardan bir tanesi. 5'in çarpma işlemine göre tersi nedir? Eksi 5. Hayır o toplama işlemine göre tersiydi. 0. Hayır o da hiçbir yerde. 1 bölü 5'tir. Ha. Yani tepe taklak yapman gerekiyor. Hemen söyle mesela 2'nin çarpma işlemi önce pardon 2 bölü 5'in çarpma işlemi önce tersi nedir Tonguç Evren Bey? 5 bölü 2. Süper zekisin. Çarptığımız zaman ne çıkıyor peki? 1. Süper zekisin. Bunu çarptığımız zaman ne çıkıyor Tonguç Evren Bey? 1. Harika. O yüzden ters elemanda çarpımın sonucu etkisiz yani birim eleman çıkar diyoruz. Yutan eleman dediğimiz zımbırtı da sıfırdır. Neyle sıfırı çarparsak çarpalım sonuç sıfır çıkar. Tonguç'um yutan eleman çarpmada sıfırdır. Çarpmada sadece yutan eleman vardır. Bölmede, toplamada, çıkarmada falan filan yoktur unutma Tonguç'um. Dağılma özelliğine baktığımız zaman evladım bunun üzerine dağılır. A çarpı B, A çarpı C'dir. Bunları da aradaki işaret neyse onu yazaraktan sonucu buluyoruz. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım şimdiden başarılar olsun.